ilerliyor sevgili seyirciler. Pamuk tarlasında bayağı geçişler sık olduğu için zor oluyor. Ben de kayboldum pamuk tarlasının içinde. Kaçmayın da bulayım hepinizi. Ha? Buyurun bakalım. Buyurduk. Bunlar toplanmış değil mi? Toplanmış. Bunlar birinci el toplanmış. Bir daha açar mı ikinci elde? Açar. İkinci el tamam. İkinci biter. El. Biter. Toplar mısınız ikinci elde? Toplarız. Kolay gelsin. Sağ ol. Adınız ne? Fatma. Fatma, soyadınız? Ha, Yıldırım. Fatma Hanım. Zevkli bir işmiş bu, ben de yapıyorum. Toplayalım bakalım. Toplayalım. Size vereyim ben topladıklarımı. Niye? Siz oy verirken kocanıza mı danışıyorsunuz? Evet. Kendi görüşünüzde kullanmıyor musunuz oyunuzu? Adamla beraber kullanırız. Ona şey der. Kocanız mı der? Şuna vereceksin diye. Tamam. O zaman onun şeyi oluyor. Sizin oyunuz olmuyor ki. Kocanız kendi oyunu da kullanıyor. Evet. Bir de sizinkini kullanmış oluyor. Evet. Siz bundan sonra onun dediğine bakmayın, kendi bildiğinize verin. Ha? Olmaz öyle, o zaman geçiliş olmaz elinizde. Nereden bilecek sizin nereye verdiğinizi? Bilmez, bilir. Bilir mi? Adım atışla bilir. Aa. Peki siz söyleyin, o sizin dediğinize versin. Olur mu canım? Kadınlar daha akıllıdır. O zaman beylemem çekeceğiz gari, adamla kadınlar çeker. Öyle mi? Hı. Evet. Peki o zaman siz kendi hakkınızı kullanmış olmuyorsunuz. Kocanızın istediğini yapıyorsunuz. Tabii, evet. Onu düşünüyor musunuz? Evet. Önemli değil diyorsunuz. Evet. Kaç kilo topluyorsunuz? 80-90 arasında. 100 kiloyu buluyor mu? 40 gibi 100 kilo. He? 40 gibi de öğlen güzel olsa 100 kilo diyor. Güzel olmaz 80-90'lı kalıyor. İyi, kolay gelsin. Sağ ol. Bir de bakalım, böyle tek tük erkek toplayan var. Pamuk. Aman. Burası da dolaştı. Düşersin güzel git. Düşmem dikkat ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hiç erkek toplayanına rastlamıyoruz pamukları. Neden acaba? Şimdi genellikle erkeklere biz saraya çalışıyorlar. Aydın saraya çalışıyorlar. Fakat bizler bir türlü çarşıma gidemiyoruz. Yani kimsek dahi. Maddi durum falan sakat geliyor. O nedenle burada idare ediyoruz daha doğrusu. Siz kaç kilo topluyorsunuz? Vallahi biz normalde geçmez 80. Ama pamuk iyi olursa 100'ü falan buluyoruz. Pamuk iyi olursa. Hanımlar diyor ki erkekler bizim gibi toplayamaz diye. Onlar dedi erkekler ayrı. Ama biz tabii ne kadar olursa. Evet. Başkaları herhalde dalga geçiyorlar burada. Fakat öyle tabii. Evet. Ama kilo başına alıyorsunuz parayı değil mi? Evet, evet kilo başına. Ne kadar çok toplarsınız o kadar çok para kazanırsınız. Şimdi normalde şu anda 5000 lira, 6000 lira falan olursa bağlı. Yani piyasa şu anda kesin belli değil. Ama fakat ileride 6000 lira olursa yani bir tüşü halk için mesela iyi yani. Ama 3000 lira olursa kurtaramaz yani. Bugün bir ihtiyar, fakat kadınlar mesela pamuk toplamıyor. 50 kilo pamuk yapıyor. 50 kilo pamuk ne yapar bugün? 250 bin lira yapar, kurtarır. Ama fakat 6 bin lira olursa daha iyi mesela geçimi sağlayabilir yani. Evet. Evet. Biraz daha fazla ücret verilirse, evet. Hem daha da çabuk bitirirsiniz gibi geliyor. Tabii işte bu neden... Fiyat tatminkar olunca iş de çabuk biter belki. Tabii. Daha şevkle çalışırsınız. Evet. Kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Size nereden ulaşacağım? Niye zahmet et? Yanına git, yanına git, hiç olmaz, yanına git. Toplumun hiç ülkeden gel, şuradan bir şey olmaz. Sevgili seyirciler, kışın çektiğimiz İyi Geceler Aydın programlarında zeytin toplayan köy halkını gösteriyorduk.
Şimdi yaz sonunda, sonbaharda da pamuk tarlalarındayız ve pamuk toplayan köy halkını, şu anda da Cincin Köyü'nün halkını tanıtıyoruz sizlere. Evet, sizi tanıyalım. Maliye Yıldırım. Aliye. İşte gördüğünüz gibi biz işçiyiz. Pamuğu topluyoruz. Başka bir zanaatımız yok, bu da zanaatımız. Aydınlarda bir iş varsa, tuvalet bekçisi bile alın bizi, ne olacak? Ben bu işten memnun değilim hiç. Memnun değilsin. Aman. Niye, güzel bir iş? Nerede güzel be? Akşam kadar gardımı keyiyoruz biz burada. Nerede güzel? Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Gardımı keyiyoruz, araba alıyoruz baksana. Ama millet kararmak için gidiyor, saatlerce şeyin altındayız. Başka, bu kararmak başka. Öyle mi? Hayırlı. Karar, sadece ellerimiz kararıyor. Tabii ya, simsiyah oluyor baksana. Böyle bununla koparmak marifet değil, değil mi böyle? Ya, bu bir şey mi? Böyle çıkıyor. Ben öğrenemedim bu işi. Gelirsen öğrenirsin, senin işin böyle baksana. Benim işim kolay mı? Güzel ya senin. Sunuculuk ne güzel baksana. Bizim de okuyorsaydık, böyle olsaydık ne mutlu. Okutmadılar mı? Ne? Üçü bile gitmedim ben ya. Hiç okumadın mı? Okumadım. Cahilim ben. Okuman yazman da mı yok? Atıyorum kendim, görü var gire. Vardım. Kendim... Hesap yapıyor musun? Şimdi arası. Seni kandırırlar sonra. Ne kandırması? Onu ben zehir gibi biliyorum be. Mesela işte sen ya, bilmiyorsun ya hesabı. Onlar biliyorum ben. Az buçuk biliyoruz. Biliyorsun değil mi? Ha, iyi. Kandırmasınlar yoksa. O kadar artık hesabını kitabını biliyorsun. Biliyoruz o kadar cahil değil. Adını falan yazıyorsun değil mi? Tabii. Yazılmam hiç kağıt. Türkü seviyor musun? Sevmez mi? Adına sen seslen, benim için söyle. Tabii ya. Hör setresin, huri bir asmesin buyu. Şöyle. Oynasın. Of, kırdın. Hani var ya, oynuyor. Ha, o gibi. Söyle. Onu söylesin buyu. Tamam. Adnan Şenses'ten bir şarkı çalalım sizin için. Evli misin? Hayır, bekar. Evlenmedi. Hayır. Neden evlenmedi? Evlenmedim de ben. Bir ameliyat geçirdim ben. Ondan evlenmedim. Tabii. Evlenmek istemiyorum. Kiminle, ailenle mi oturuyorsun? Annem babam var ya. Annem babam var. Ha. Eve gidince yemeğin hazır mı oluyor? Annem yapıyor, onu iyi kötü. Anladım. Ben sana yardım edeyim. Sağ ol, teşekkür. Bir tane, iki tane. Tabii. Topla adam, topla. Bu dam, da bayağı dam... ağır oluyor ha. Ağır ya. Ha? Onu söylesin, bir tane olur, koca cincin halkında. Bir tane karabiberimle olur, bir de Adnan Şenses olacak. Tabii. Tamam. Buradan bir de çıkması var. Hayır, şöyle doğru git. Şöyle, şöyle mi? Şu ağacın altına şuraya git. Bak, kıprananlar var, oturuyorlar. Kıprananlar, orada var daha. Evet, evet. Balyelerimizi bile çekin bakayım. Affedik, balyeler ne nerede? Ha, o ağacı bile çekin bakayım. Gel bakalım diye. Burada yılan falan var mıdır? Yok, ne yılanı? Bizim çıldırdan kaçıyor o. Ne yılanı bu? Yılan mı olur burada? Yok değil mi? Yok. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kendinizi seyredin, olur mu? Oldu. Hay Allah, niye? Görsün halimizi. Neye gerek var? Sen özgün çıkalım başlarına, pisliğimize. Olur mu ama siz burada bir şey üretiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Kötü bir şey yapmıyorsunuz ki. Yapmıyoruz da televizyonu böyle çıkmak istemiyoruz. Sizi iyi bir şekilde de geliriz, çekeriz. Hiç de kötü İnşallah. Görünmüyorsunuz. Bir görelim yüzünüzü. Hiç kötü görünmüyorsunuz. Ha, vallahi üstümüz başımız perşem. Olsun. İş yapıyorsunuz burada. Evet. Ailenize katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Çalışan insanlar hiçbir şekilde kendi görüntülerinden utanç duymamalı, kaçmamalı. O, insanların utanç duyacağı o kadar çok şey var ki, tembel tembel oturanlar utanç duysun. Evet. Değil mi? Evet. Şöyle ben size vereyim bunu. Siz kaç kilo topluyorsunuz? Sağ ol. Yarına göre. Yerine göre. Bugün 80 toplarsın, yarın 90 toplarsın, belli olmuyor. Gününüze göre. Evet. Kendinizi iyi hissederseniz. Tabii. Değil mi? Daha sağlıklı olursan daha iyi. Bazen iştahın kalmıyor, yapılmıyor. Öyle. Evet. Sizin çocuklarınız var mı, evli misiniz? Hayır. Evliyim, beyim yok. Beyiniz yok. Evet, öldü. Evet. Bir oğlum, bir kızım var. Eve gidince bir de yemek mi yapıyorsun? Tabii.
İnek var, evin işi var, hepsi var. Hepsi size bakıyor. Evet. Çocuklarınız yardım etmiyor mu size? Çocuklar çalışıyor. Kız Aydın çalışıyor. Aydın da çalışıyor. Evet. Ne iş yapıyor kızınız? Mimar falan çizim yapıyor. Çok iyi. Okudu mu kızınız? Evet, liseyi bitirdi. İyi okuttunuz kızınızı. Evet. Oğlan da okudu, oğlanın işi yok. Evde duruyor. O da çalışsın. Evde işte, ev bakıyor o da. Okudu mu? Okudu, lise bitirdi o da. Niye çalışmıyor? Ne çalışacak? İş yok. Askerliği var, asker gidecek. Şunları vereyim ben size. Kolay gelsin. Sağ ol. İnşallah geleceğiz oralara. Bir yolunu bulursak. Takıldık kordonumuz. Bizim de bir sürü şeyimiz var. Baksana bir oku. Evet sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler. Tarlada gördüğümüz pamuk toplayan tek tük erkek toplayıcılardan birini tanıyoruz şimdi. Adınız? Rafet. Rafet Bey. Peki erkekler toplamıyor pamuğu. Siz neden topluyorsunuz? Ne yapalım? 5-10 kuruş kazanalım diye çalışıyoruz. Tabii. Kaç kilo topluyorsunuz? 60, 70, 80. Bazen 80 oluyor. Peki kışın ne yapıyorsunuz? Zeytin topluyoruz. Sırıkla mı yapıyorsunuz yoksa toplamayı mı yapıyorsunuz? Sırıkla yapıyoruz. Sırık. Sırık. Bakın ben de size böyle röportaj yaparken katkıda bulunuyorum. Evet, sağ ol. Teşekkür. Güzel bir iş ama. O kadar da yeri duvar. Ama sıkıcı oluyor değil mi? Şimdi bana değişik geldi yaptım. İlk defa gördüğüm için. Tabii sürekli yapınca sıkabilir insana. Tabii. Kolay gelsin. Sağ ol. Adınız? Adımız Vesile. Vesile Hanım. Evet. Sizin isminiz? Epey toplamışsınız. Benim isim Aslı. Aslı Hanım siz de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cincinova'sına. Evet. İyisiniz. Ne kadar güzel. Uçsuz bucaksız. Bembeyaz pamuk tarlalarına. Zevkli bir iş mi? Zevkli olan bu iş. Toprağın içindeki, çamurun içindeki. Neresi zevkli? Zevkli değil tabii. Her gün diyorsun. Her gün işle yorgunluk. Kaç gün sürüyor? Bir ay, bir buçuk ay. İşi bilir. Kendi gelişim bilişim bak. O kadar ne gelmiyor? Bir ay, bir buçuk ay hep geliyor musun? Gelemem. Ben çocuğum var, gelemem. Ufak çocuğum var, gelemem. Arada bir haftada kaç gün geliyorsunuz? Galiba 15 gün geliriz, 20 gün geliriz. Hesabın bakar. Hasta olmazsan gelirsin. Gelirsin, gelmezsin. Dayanabildiğiniz evet, kadar. Evet, o kadar. Böyle şeyinden çıkan pamukları koy keletere, götür balyacının önüne, ver kilona. Kilona, akşam. Evet, akşam üzeri. Eve gidince bir de yemek mi yapıyorsun? Tabii akşam ben sana dedim ya, akşam işimiz çok, ben seni yorgunuz dedim, bendim o. Az ben çektim gittim. Sen miydin hemen giden? Yemek pişireceksin, çocukların karnını doyuracaksın. Hiç yardım eden yok mu? Yok ya, yalnızım. Tek. Yazıktır sana. İnsan hali bu. Peki eve gidince hemen pişirecek bir şeyler buluyor musun? Bulmaz canım. Evimiz halkı, hepsi her şeyimiz var. Olduk kadar pişirip pişiriyoruz, yiyoruz. En güzel hangi yemeği pişiriyorsunuz? Egar, hepsini elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Var mı sizin köyünüzün özel bir yemeği? Var, olmam. Her şey pişiyor. Ne yemeği bize bir anlatıverin. Fasulyesinden tut, biberinden tut, patlıcandan tut, hepsi gördüğünüz hepsi. Hepsi var. Cincin köyünün özel bir yemeği var mı? Ne bileyim nasıl olur özel. En çok pişirdiğiniz, en çok sevdiğiniz. Sebze yemeği. Sebze yemeği. Tabii. Sebze. En sağlıklı yemek de o oluyor. Değil mi sebze yemekli? Sonra yazın meyvesi, sebze, kışın meyvesi, kışı sebzesi. Hayır hayır. Hoş bulduk. Siz de böyle tek tük gördüğümüz pamuk toplayan erkeklerdensiniz. Evet, eşinizle beraber birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Çalışıyorum. Hanginiz daha çok topluyorsunuz? Aynı, beraber topluyoruz belki. Aynı mı? Aynı. Eşit. Eşit. Demek ki kadınla erkek arasında eşitlik burada var. Pamuk tarlasında var. Öyle mi? Bazı yerleri var. Eve gidince yardım ediyor musunuz peki hanıma? Peki yardım asıl oluyor bazı. Bazı yapıyorsunuz değil mi? O da sizin gibi aynı yoruluyor. Tabii yoruluyor. Siz de eve gidince bir işin ucundan tutuyorsunuzdur. Tabii tutuyoruz. Bu işin ilginç bir tarafı var mı? Neler düşünüyorsunuz yaparken? Ne düşünüyorum bu işler? Hiçbir düşüncem yok yani.
Böyle düşünmek için iyi bir fırsat. Akşama kadar bu işi yaparken bir yandan da düşünebilirsiniz. Düşünürsem ama ne iş yapalım, ne düşünelim? Evet, pamuk toplayan bir genç kızımızla beraberiz. Dün akşam da görüşmüştük. Evet. Adın neydi? Belgin Merak. Belgin? Merak. Merak. Evet. Belgin, kaç kilo topluyorsun? 190. Aferin. 100 kiloyu buluyor musun? Pamuk güzel olduğu yerlerde buluyoruz. Evet. Güzel, böylesi güzel mi oluyor? Güzel oluyor. Şimdi ben de sana yardım ediyorum. Her gittiğim yerde böyle bir elimle de tabii pamuk topluyorum. Bu arada mikrofonu unutuyorum. Evet. Evet. Eve gidince yemeğiniz hazır oluyor mu? Bazen oluyor, bazen kendimiz yapıyoruz. Evet. Hangi yemekleri yapıyorsunuz? Düşünebildiğin her türlü sebze yemeğini yapıyoruz artık. Peki bu işi yaparken sen neler düşünüyorsun? Vallahi bir genç kızın hayalindeki her şeyi düşünüyor. Evet. Neler hayal ediyorsun? Her şeyi hayal ediyorum ama gerçekleşir mi bilmiyorum sonunda. Nasıl, belki bir gün gerçekleşir. Evet. Senin de biraz çabalaman gerekir değil mi? Tabii. Beraber olacak şey. Öncelikle hayallerimiz güzel olmalı, olumlu olmalı. Hem evet, kendimiz için hem başka insanlar için de güzel hayaller güzel kurmanız. Güzel hayaller kurmak lazım. Ne bileyim, güzel olması için hayallerin. Kaç yaşındasın Belgin? 22. 22 yaşında. Evet, evet, inşallah Belgin'in hayalleri, güzel evet, hayalleri gerçekleşir diyoruz biz. Sanatçıdan birisi var, tanıyor musun acaba? Muğla'lı Memiş diye bir, ha, evet. Ben bazen ondan konuk ediyorum Muğla'lı Memiş. Bodrum hakimini isteyebilir miyiz ondan? İsteyebilirsin tabii. Hı-hı. Sana da Bodrum hakimini evet, çalalım. Gelsin teyzeciğim. Adınız? Perihan. Perihan. Perihan Hanım, kaç kilo topluyorsunuz? Peki, beraber topluyoruz biz. Beraber mi? Hı. 100, her ne olursa. Pamuk güzel olduğu yerde alıyor. Oluyor. Olmadığı yerde olmuyor. Sadece size bağlı değil, pamuğa da bağlı. Tabii. Pamuğa bağlı. Pamuk kilo bastı mı, o zaman yaparsın. Nereye atıyorsunuz bunu? Peki bunları yaparken neler düşünüyorsunuz? Onu soğumak artık. Görmeyeyim mi? Neler neler? Öyle olsa diyorsun, kız evlenecek diyorsun, onun eğitikleri daha çok diyorsun. Ne yapacaksın? Onları yani nasıl yapacağız diyorsunuz? Onları ne yapacağım, nasıl yapacağım diyorsun. Daha yok, ovu yok diyorsun işte el kerinlene. Ne yapacaksın? Bunu açtım. Hayat geçiyor ama nasıl geçiyor değil mi? Tabii ya, bir oğlan evladık daha, evinin borcu şeyden, muhtardan
Mark aldık, evinin borcu duruyor daha. Onlar düşünüyor işte akşama kadar karnından laf ediyor. Karnından laf ediyor. Yok öyle oldu, yok öyle oldu. Akşam da öyle diyor karnından. Türkiye de karnından söylüyor. Halime. Türkiye de karnından mı söylüyorsun? Ne? Türkiye. Aa, onu sorma gari. Hadi bir güzel türkü söyleyiverin bize. Söylemez misiniz? Söylemez. Aa, kimseye söyletemedin sen. Adnan Şenses'ten istiyorsun. Adnan Şenses'ten çalacağız zaten. Burasına böyle şey yapıyormuş da. Öyle attırıyor. Ondan çalacağız zaten. Kolay gelsin. Emine akıllı ben. Emine Hanım, dün akşam pek şeydiniz. Arkadaşınızı üzgündünüz, kolu kırılmıştı. Nasıl oldu? Oluşmuştu, yatıyor evde. Yatıyor mu evde? Yatıyor. Şeyi alçıya almamışlar mı? Alçıya alınmadı, öyle sardılar. Aa, kırık kolu alçıya almadılar mı? Barmaktan şişesi gel, yeniden alçıyı alacağız dediler. Gitti mi bilmiyorum şimdi. Yani gittiğini gitmediğini bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Biz sizi böyle lafa tutmuyoruz değil mi? Ay düşecektim ben. Ben de yardım ediyorum zaten her gittiğin yerde. Yani lafa tutarken kaybettiklerinizi telafi etmek için. Kaybedilmez. Ne kadar kaybedeceksin kaybetsen. Eve gidince yemek yapan var mı? Yemeğiniz hazır oluyor mu? Yapıyorum ben. Siz mi yapıyorsunuz? Akşamdan yapıyorum. Ne yemekler yapıyorsunuz? Ne bulunursa. Ne bulursan yapıyorsun. Bir tane yemek söyleseniz de bize. Sarma sararız. Ondan sonra sarma. Karnıyarık yaparız. Karnıyarık. Kızartma yaparız. Hamur işi yapar mısınız? Yaparız. Makarna, hamur işi, her şeyler. Kolay gelsin. Pamuk işçilerini pamuk toplarken izledik. Onlarla sohbet ettik. Toplanan pamukları daha sonra burada tartıya getiriyorlar. Evet, sizi tanıyalım. Cincin köyünde Muhsin Akıllı. Siz bu ben, grubun başını... Evet, Amale'nin dayı başısıyım. Dayı başısı. Evet. Siz akşam tartıyorsunuz. Akşama kadar gelen çekileri tartıyorum. Romu yazıyoruz, romu boşaltıyoruz. Bundan takip ediyoruz işte. En çok toplayan işçi hangisi? Böyle çok fazla toplayan var mı her gün? Var. Var. Aliye Yıldırım var. Hatice Ak Yıldız var. İyi topluyorlar evet, bunlar. Bunlar çok. Erkekler pek fazla pamuk toplamıyorlar. Bunlar kadınlara kadar üretemiyor erkekler. Neden acaba? Kadın el çabukluğuna dayanıyor. Demek ki el becerisinde kadınlar daha başarılı. Daha başarılı. Onun için kadınlar daha fazla üretiyor. Ama erkeklerin yapacağı iş ayrı. Balle yükleme, indirme işlerini, ağır işleri erkekler yapıyor. Kadınlar yalnız topluyor. Evet. Günde ortalama kaç kilogram toplanıyor? Günde ortalama aşağı yukarı 3000 kilo falan toplam akşama kadar topluyoruz. 3 ton toplanıyor yani. 3 ton falan topluyoruz. Amale başı ortalama 60 veya 70 kilo arasında toplanıyor. Öyle söylediler. Bazısı 100 kilo diyor. Şimdi 100 kilo toplayan da var, 40 kilo toplayan da var. Bunun ortasını bul, ortalamasını buluyoruz. 60-70 kilo arasında diyor. O şekilde devam ediyoruz. Bu tarla kimin? Bu tarla Hasan Çiftçi'nin. Hasan Çiftçi yani. Evet, kendisi Hasan. Köyde oturuyor mu? Cincin Hayır, köylü mü? Kendisi İzmir'de oturuyor. Tarlasını buradan arkadaşlar var. Onlar çalıştırıyorlar. İcarladılar. O bakımdan işçiliğini biz yapıyoruz. İşçiliğini yapıyorsunuz. Evet. Kaç dönüm burası? Hepsi onun mu? 150 dönüm. Evet. 150 dönüm. Buradan ileride köprüyü kadar. Burası böyle oldu. Pamuk tarlası olan yer. Hasan Çiftçi'nin. Şimdi bunlar ilk toplama. Bir de ikinci evet, toplama var birinci mı? Birinci toplama bu. Birinci toplama. Şimdi bundan sonra ikinci toplamaya geçeceğiz. Birinciyi bitirdik mi ikinciyi geçeceğiz. Evet. İkinci toplama bu kadar verimli olmuyordur herhalde. Hayır. O 50-60 kilo arasında yerine göre oluyor. Birincini aldık zaten. Geriye çok az kalıyor. Ne zamana kadar sürüyor? Hangi aya kadar sürüyor bu toplama işi? Şimdi bu bir ay içerisinde bitiririz biz bunu. İkinci toplamayı da mı? Birinci toplamayı bir ay içerisinde. İkinci dayanmaz zaten. 15 günde ikinciyi temizler. Hemen ikinci onun arkasından hemen i̇kinci yağmurlar da gelir zaten. Tabii. Şimdi birinci yağmuru yemeden alalım diyerekten onun için acele ediyoruz işte. Erken geliyoruz, geç gidiyoruz.
İkinci yağmur yemiş yememiş önemli değil. İş birinciyi toparlama. Zaten birinci daha iyi ürün veren. Bereketli çıkıyor tabii. Dölümde 200-250 kilo falan alıyoruz birinci katta. Pamuk işçisinin eline iyi para geçiyor mu? Pamuk işçisinin eline karnını doyurabilecek kadar bir para geçiyor. Şöyle ki şimdi bugün Aydın'a gittim ben. Aydın'da kimisi diyor, bir iki dayı başıları, oraları buraları soruşturdum. 5000 lira amelenin olacak diyor. Bir tanesi, iki tanesini sordum. Ona 6000 liradan aldık, dağıttık diyor. Dayı başı 500 lira veriyorlarmış.